TKS 2024'ü iyisiyle kötüsüyle bitirdik. Bugün düşük netlerle bir şeyler olabilir mi? Kanıtlarıyla göstereceğim sana. Hepinizin netlerinde düşüklükler var. Bazılarınız yani çoğunluk demeyelim. Bazılarınız belki denemelere yakın yaptı. Ama çoğunuzun netlerinde hem TYT tarafında hem AYT tarafında düşüklükler hissediliyor. Kendi öğrencilerimize görüyoruz. Bak TikTok profildeki Instagram simgesine tıkladığın zaman dün gece itibariyle bir anket açmıştım. Bak oylama burada hala düşüklükler olduğu 10 ile 5 ile 10 arasında 10 ile 20 arasında hem TYT kısmında hem AYT kısmında düşüklükler olduğu gözüküyor. Bugün neyi anlatacağım sana? Düşük netlerle de bir şeyler olabileceğini, moralini bozmayacağını, bunun bir sıralama sınavı olacağını anlatacağım sana. Biz tercih koştuğunu açtık bugün itibariyle. Sabah 8 itibariyle çalışmaya başladık. Tercih koştuğu için de Instagram'dan destek almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Haydi bakalım bugünkü konumuza gelelim. Şimdi düşük netlerle ne olur? Önce bir kanıtlarıyla sana örnekleriyle açıklayayım. Siz bu sınavı neye benzetiyorsunuz? 2021'e değil mi? Daha çok ben herhangi bir yıla benzetmiyorum. 2021'den pay alacağım tabii ki de tercih döneminde. Ancak bir yıla benzetmeye gerek yok. Sıralama bakarken neye bakalım hocam? Evet çok haklısınız. 2021'den pay aldığımızı düşünelim. Hadi biz de gelelim 2021'de bir öğrencimin zamanında kazandırdığımız öğrencinin netlerine gelin birlikte bakalım. Türkçe 31.6 bak burada gördüğün gibi. Bak TYT matematiğe 7.15. 7 doğru 15 yanlış. Çoğunuz belki bundan daha iyidir. Gel bakalım sosyal bilimlere 14.6. Gel bakalım fen bilimlere bak şurada gördüğün gibi oldukça düşük. Yani toplam 42-43 bandı olması lazım tam hesaplamadım ama TYT netim. Hocam nereye gidiyoruz biz böyle? Bak gel bakalım edebiyata bakalım 19.4. Hadi edebiyat buna benzetelim. 2021'de gel bakalım tarihe bakalım oldukça iyi 8'e 2. Coğrafyada 6'ya 0 yapmış. Yani sosyal bilimlerle sanki birazcık eşit ağırlık kısmında toparlamış gibi. Gel bakalım matematiğe bakalım. Maalesef ki batırmış. 10 doğru 24 yanlış nedir? Bunu sorduğum zaman kesinlikle 2021'de hocam zaten kaybedecek bir şeyim yoktu. Çok kötü geçti sınav demişti. Bak 10 doğru 24 yanlış. Yani ortalama 4'e böl 6 4 tane neti var AYT'de. Burada bir 30 net 31 net desek 34 35 AYT. Ne var elimizde? 40 küsür TYT. 34 35 AYT var. Gel bir OBP'ye bakalım mı? 63 OBP. Hocam nereye gidiyor bu net? Gel bakalım düşük netlerle neler olabiliyor? İşte gel sana sıralama tam da burada gördüğün gibi. Eşit ağırlıkta 158 bin küsürü at görebildiğiniz gibi. Yani ne demek istiyorum? Bu arkadaşımızı doğru tercihle psikoloji bölümüne gönderdik. Devletin kapattığı iyi bir tercih yaptık ve psikolojiye gönderdik. Yani bunu örnek verdim ki düşük netlerde bak 40 küsür AYT 30 küsür 40 küsür TYT 30 küsür AYT'le neler olabileceğini de gösterdim. Sözelde de bak şuradaki derecesine de bakabilirsin sözelde. Sosyal bilimler 2 netlerde bakın burada hızlıca buna da bakabilirsin. Sözelde de 55 bin olmuş. Bu 55 bin aslında netlerde biliyor musun? OBP'den kaynaklı 63'ten kaynaklı. OBP belki sende 80-85'tir. O zaman bu daha iyi 40-45 bin olacak. Yani sınav zorluğu aslında avantajları kafanıza takmayın. Sende net düşüklüğü var. Diğer arkadaşlarınızda da var. Kafanızı çok takılacak bir durum yok. Sadece sıralamanıza odaklanın. Sıralamanızı bekleyene kadar yani sonuçlarınızı bekleyene kadar da A planı, B planı, C planı kafanızda oluşturun lütfen çok önemli bir süreç. Eğer sen sıralamadan sonra her şeye bakacağım, tercihi sıralamadan sonra işte odaklanacağım gibi şeyler yaparsanız sonuç açıklanacak, 2 gün geçecek. Tercihler başlayacak, 13 gün verecek yani 13 gün içinde bütün hayatını etkileyen kararları vermek durumunda kalacaksın. Şimdiden böyle bir artık sınav sitesinden çıktık, araştırmalarınızı yapın çok önemli bir süreç. Doğru tercihin öneminden her zaman bahsedeceğim size çok önemli olacak. Kanıtları gördün, düşük netlerle neler olabileceğini gördün, sayısalda düşüklük var, sözelde düşüklük var, YDT sınavı zordu. Orada da düşüşlük olacak. Eşit ağırlıkta düşüşler var. Yani bizim evimizde bile iki kişi sınava girdi biliyorsunuz. Ben ve eşim. Eşimde de düşüşlükler var ama AYT biraz toparlayacak. Yani bu tarz düşüncelere girebilirsiniz. Herkeste düşüşlük var. Önemli sınav sıralama sınavı. Lütfen bunu unutmayın. Moralinizi yükseltin. Sıralamalar geldiği zaman belki daha mutlu olacaksınız. Zor sınav tercih dönemi için her zaman avantajlı. Bunu tercih koçunuz olarak söylüyorum size. Tercih öğretmeniniz olarak söylüyorum size. Moralinizi yüksek tutun. Hepinizi seviyorum. YouTube Mega Ders'te gün içerisinde hep video yüklendiğini unutmayın. Kolaylıkla.